Değerli Nokta TV izleyicileri, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam mezunu olmaktan gurur duyduğum Mektebi Mülkiye'den karşılaştırmalı ana bilim dalı başkanı Profesör Doktor Taşansı Türker'le birlikte olacağız. Güzel bir sohbete imza atmayı planlıyoruz. Umarım sizlerin de ilgisini çeker. Taşansı Hocam, öncelikle hoş Hoş geldiniz. bulduk kıymetli Büyükelçim. Çok teşekkür ederim. Davetimizi kabul edip geldiğiniz Estağfurullah. için size hem kendi adıma hem de seyircilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Ben biraz esprili başlayayım isterseniz Buyurun. programa. Elbette siz de bilirsiniz, 1886 yılında doğmuş halk düşünürü sıfatını taşıyan Sakallı Celal vardır. Evet. Sakallı Celal'in enteresan tabii gözlemleri ve sözleri var. Bugün onlardan bir tanesini programın hemen başında değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir ifadesini alıntılamak isterim. Diyor ki, Türkiye'de aydın geçinenler doğuya doğru seyreden bir geminin güvertesinde batı yönünde koşturarak batılılaştıklarını sanarlar. Hadi bunu tersine de Mutlaka. çevirebiliriz tabiatıyla. Batıya doğru seyreden, hatta belki de son 200-250 yıldır Tabii. seyreden bir gemide Tabii. doğu yönünde koşturarak mı aydın olacağız? Veya orada mı benliğimizi bulacağız? Bu tersine çevirmek de mümkün. Ama seyircilerimize şöyle söyleyelim. Bugün biz batıya gitmiyoruz. Bugün biz doğuya, hatta uzak doğuya uzanacağız ve oradaki gelişmeleri, bu küresel dünya düzeninde ortaya çıkan ciddi sarsıntıların uzak doğuya olan yansımalarını ele alacağız. Ama önce tabii ister istemez hemen çok yakınımızda cereyan eden Ukrayna Savaşı'nın bölgesel ve küresel sonuçları üzerinde kısaca durup ondan sonra uzak doğuya müsaade ederseniz uzanalım. Siz bu savaşı nasıl görüyorsunuz ve bu savaş ertesinde bir gün bitecek tabiatıyla ama yeni bir küresel düzen nereye doğru gider? Bunun bize etkileri ne olur? Bu konuları kısaca değerlendirdikten sonra sizin de izninizle birlikte sonra uzak doğuya Estağfurullah. uzanacağız. Estağfurullah. Kıymetli Büyükelçim, her şeyden önce davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz de biliyorsunuz fakülteyi bekleyenler diyelim, orada devam eden hocalar olarak sizin gibi kıymetli mezunlarımızda her zaman çok gurur duyuyoruz gerçekten. Sizinle böyle programı yapıyor olmak, iki mülkiyeli karşılıklı sohbet ediyor olmak da tabii benim için büyük bir ayrıcalık. Çünkü ben sizin bakanlıktaki çalışma döneminizden beri tanıdığım, aşina olduğum, kesinlikle uzaktan bir şeyler öğrenmeye çalıştığım bizim mülkiyeli büyüklerimizdensiniz. Sağ O olun. yüzden hani bugün burada bulunmak benim için de ayrı bir onur. Diğeri bu Sakallı Celal'den yaptığınız alıntı. Ben hep şunu düşünürüm. Şimdi iyi bir mal varsa onu pazarlamak çok da zor bir iş değildir. Yani reklam sloganını bulmak. Ancak yanlış bir şey, zararlı bir şey satmak çok zordur. Ama asıl başarı da oradadır. Böyle zeki insanlarda çok aslında kulağa hoş gelen vurucu cümlelerle pek çok doğruyu da eğip büküp bambaşka hallere getirebilecek kapasitede insanlardır. Zannediyorum çağımız biraz öyle bir çağ. Hani bu post-truth denen şey birazcık öyle bir şey Gerçek ötesi. aslında. Gerçek ötesi, gerçekliğin birazcık muğlaklaştığı bir dönem. İşte o anlamda da bütün bu gerçek kavramının ortadan kaybolduğu momentler ya da dönemler vardır insanlık tarihinde. Zannediyorum onlardan bir tanesinin içinde yaşıyoruz diye düşünüyorum. Ve bunun bir yansıması da tabii ki Ukrayna. Yani bugün yaşadığımız husus takribi 2 ay oluyor değil mi? Artık savaş Geçti bile. başlayalı. Bakın yanlış eğer ben görmediysem nereden baksanız bir 50 bin civarı can kaybından bahsediliyor. Bu çok ciddi bir rakam. Gerçekten çok ciddi bir rakam. Yine yanlış görmediysem eğer 5-6 milyon civarı sınır dışına çıkmış
Ukraynalı göçmenlerden bahsediliyor. Aynı şekilde Ukrayna içinde evini kaybetmiş, barkını kaybetmiş insanlar. Ve benim hayretle izlediğim bugün için çok muteber olduğunu düşündüğüm pek çok insanın barış kelimesini zikretmekten imtina etmeleri. Bu beni gerçekten çok şaşırtıyor. Bakın bu şöyle söyleyeyim. Birincisi benim mesleğim gereği. Biz sosyal bilimciler yahut aydınlar, entelektüeller doğası gereği içkindir bizim mesleğimize bu. Biz pasifist olmak durumundayız. Yani barış taraftarı olmak durumundayız. Aksi bir entelektüel düşünülemez. Ya oksimorondur. Savaşa çağıran bir entelektüel. Böyle bir şey olamaz. Ya barış seversinizdir ya da değilsinizdir. Ve bir barış demek çok çok önemli, mühim bir şey. Birincisi bu. Ve dolayısıyla Ukrayna'ya ben bakarken ilk başta barışın yokluğu çerçevesinde bakıyorum. Ve bu barış konusunda diğer bir husus, sizin karşınızda bunları söylerken de biraz dikkat ederek söylüyorum ancak Türk dış politikasının temel hattı biliyorsunuz barıştır. Yani bu Atatürk'ün veciz sözü öylesine söylenmiş bir söz değildir. O an söylenmiş bir söz de değildir. Türkiye Cumhuriyeti Tanzimat'tan başlayan modernleşme mücadelesi içerisinde dünyayla kurduğu ilişkilerde, bakın Tanzimat Fermanı'ndan 3 yıl önce kurulmuştur hariciye nezareti 1836'da ve o zamandan başlayan bir motor, bir inkubatör, bir kuluçka örneğidir orası. Hep şunu belirlemiştir. Bizim etrafımızdaki harpler, savaşlar bize zarar veriyor. Ulusal çıkarlarımıza zarar veriyor. Dolayısıyla 1836'da başlayan bu barış taraftarı olma süreci ki çok zor koşullarda devam ettirilmiştir. Onu tespit etmemiz lazım. Mesela İngiltere'de Disraeli varken barışı savunmak kolaydı Osmanlılar açısından. Fakat Gladstone'un olduğu yerde barışı savunmak hiç de kolay değildi. Yahut Kırım Savaşı'ndan sonra Ruslardan bir saldırı beklememek hakkımızdı. Fakat 93 Harbi'ni yaşadık. Ve bu ülkenin şu an çok büyük bir bölümü de biliyorsunuz o harple hem Kafkaslardan hem Balkanlardan bu ülkeye göç etmiş insanlardan oluşur. Ancak bakın Cumhuriyet Tanzimat'la başlayan bu süreci perçinlemiştir. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün barış yaklaşımı bu anlamda son derece mühimdir. Türk dış politikasının temelini oluşturur. Ve ben bugün ne yazık ki yani bir hümanist olarak, bir sosyal bilimci, bir entelektüel olarak barışı arıyorum. Aynı zamanda Türk dış politikasının mutlak çıkarları çerçevesinde barışı arıyorum. Fakat sadece Türkiye'de değil ne yazık ki dünya kamuoyunda da barış kavramının hiç bu kadar yıpratıldığını, hiç bu kadar önemsenmediğini harp öncesi dönemler dışında yani umumi harpler öncesi dönemler dışında böyle bir dönem hatırlamıyoruz insanlık tarihinde. Bakın şu an herkes bir şekilde yeni bir uluslararası mimariden bahsediyor. Bazıları etki alanlarından bahsediyor. Bazıları ulusal çıkarların çatışmasında harbin de bir metot olarak kullanılabileceğinden bahsediyor. Ve bir ahlaki zeminini kaybetmiş, moral zeminini kaybetmiş bir tartışma ortamı var dünyada. Ukrayna harbine bakarken ilk başta zannediyorum bizlerin Türkler olarak altını çizmemiz gereken husus bu olsa gerek. Rusya'nın pozisyonu bir egemen devletin egemenliğini tanımadığını ilan etmekti. Harp ilan etmektir bu. Ukrayna'nın pozisyonuna baktığımızda barışı kolaylaştırıcı diplomatik kapasitesizlik mi diyeyim buna yahut isteksizlik mi diyeyim ya da işte Amerika'nın, İngiltere'nin pozisyonlarına baktığınızda ne bileyim işte bakıyorsunuz o koca koca dergiler, uluslararası politika dergileri barış kavramının geçmediğini görüyorsunuz. Bakın bu çok çok kaygı verici bir şey bence. Sadece Ukrayna özelinde değil fakat insanlığın büyük bir şeyler kaybettiğini, yani insanlık kavramından büyük bir şeyler kaybettiği bir geçiş döneminin içindeyiz diye düşünüyorum evet. Ukrayna'ya dair. Yani yeni soğuk savaş kavramı tekrar ortaya atıldı ama kimse yeni bir barış döneminin nasıl inşa edileceği konusunda etraflı ve sağlam bir analiz maalesef yapamıyor. Ana kilitleniyoruz hep. Genelde olaylara kilitleniyoruz. Öncesini sonrasını o süreç içindeki bütünlüğü belki de iyi analiz edemediğimiz için bu tür tablolarla da karşılaşıyor olabiliriz. Biraz insanlık unutuyor galiba kıymetli Büyükelçim. Yani bu Dostoyevski'nin insanlığa kattığı en büyük analiz bence odur. İnsan sıkılan bir yaratıktır. İnsan sıkılır. Ne yazık ki kuşaklar da sıkılır. İnsanlık sıkılır ve harbin acılarını çok çabuk unutan bir türüz biz dünya üzerinde.
Ve şunu unutmamak lazım. Barış inşa edilir. Yani barış normal bir hal değildir. Barış inşa edilir. Onun için deha gerekir. Onun için kurumsal yapılar gerekir. Onun için toplumsal destek gerekir. Kamu kavramı gerekir. Kamusal çıkar kavramı gerekir. Ve tabii ki bunların bir şekilde buluşturulması, o da bir siyasi beceridir. Şimdi bir Metternich örneği, efendim 1815 Viyana düzeni dediğiniz şey, Avrupa'da barışı öyle ya da böyle çok da mutlak olmasa da, mükemmel olmasa da günün koşullarıyla sağlayabilmişti. Bir Yalta, aslında Soğuk Savaş dediğimiz şey bir barıştır. Nükleer tehditle, nükleer terörle beraber bir barıştır. Şimdi bugün dünyaya baktığımızda barışı inşa edebilecek kapasite sahibi devletlerin yokluğu, kapasite sahibi aydınların, siyasetçilerin yokluğu, kapasite sahibi sosyal, siyasal, ekonomik dinamiklerin yokluğu bir kenara, barış talebinin yokluğu beni çok kaygılandırıyor insanlık adına. Ukrayna'ya ilk başta zannediyorum o çerçevede bakıyorum ama hani onun dışında bu iş bu kadar uzun süremez, sürmeyecektir, onu düşünürüm. Ne zaman biter? Vallahi işte Haziran'daki NATO zirvesi önemli bir kırılma noktası olur diye düşünüyorum. Haziran'daki NATO zirvesinden sonra zannediyorum biraz yumuşama başlayacaktır, barışa dair umutlar artacaktır. Ancak Kasım seçimlerinden sonra, Amerika'daki Kasım seçimlerinden sonra da Ukrayna konusunda bir geçici barış hali zannediyorum yaratılabilecek. Orada da benim aklıma gelen model 1940 Moskova musalahasıdır. Yani kış savaşını, Finlandiya ile Sovyetler Birliği arasındaki kış savaşını bitiren barış anlaşmasıdır bilindiği gibi. O model zannediyorum uygulanacak. Hani Rusya'nın ilk baştaki talebi Finlandizasyon başka bir talepti. Şu an başka türlü bir Finlandizasyon ile karşılaşacağız ama zannediyorum Kasım ayını beklemek durumundayız. Böyle bir sonuca varmak için çünkü savaşın ne yazık ki iç politika içinde epeyce karlı bir alan olduğunu dünya bugünlerde müşahede ediyor. Ve hani biraz sonra belki işte konuşma fırsatı bulacağımız sizin açılışta söylediğiniz konularla da bağlantılı olarak bir rotasını arayan dünya uluslararası mimarisinde iç politik gereklilikler ve Amerika'nın iç politik gereklilikleri çerçevesinde zannediyorum Kasım sonunu bu harbin bitişi için bekleyeceğiz diye kötümser şekilde düşünüyorum ve iyimser haliyle de Haziran NATO zirvesinden sonra konsolidasyon eğer varsa NATO içerisinde, eğer o teyit edilebiliyorsa ve asıl olarak bence NATO'nun bir şekilde Pasifik bölgesine doğru yönlendirilebileceğine dair emareler yahut adımlar gelecek olursa ondan sonrasını göreceğiz ama şu an Almanya'nın yaptığı açıklamalardan bunun çok da mümkün olmadığını düşünüyorum ben bugün için. Dolayısıyla Kasım ayı herhalde bir dediğim gibi Moskova musalahası modeli ile bunca kayıptan sonra bir geçici barış Ukrayna'da herhalde yaratılabilecek. Umarız öyle olur. Ne kadar çabuk olursa daha iyi olur. Belki böyle bir ortam sizin ifadenizle barışı inşa etmeye arayışında olan insanların da seslerini çıkartmalarına zemin oluşturabilir. Şimdi başında da programın söyledik. Biz bugün doğuya gidelim, uzak evet. doğuya gidelim. Bu Ukrayna krizinin yol açtığı sarsıntının uzak doğu boyutuna bakalım. Tabii uzak doğu deyince bugün artık Çin'i konuşmak gerekiyor. Çin'in konumunu hem bölgedeki hem küresel anlamdaki ilişkilerini giderek berraklaşan artık Amerika Birleşik Devletleri Çin çekişmesini, bunun Hint Pasifik bölgesine etkilerini, tabii bu çerçevede Hindistan'ın da önemli bir aktör olarak tekrar uluslararası sahneye çıkmasını mı diyelim? Yoksa zaten o önemli bir aktördü de tekrar yeni bir role mi soyunacak? Çünkü Hindistan üzerinde de rekabet var. Şimdi pardon, sizin bir tahliliniz var ben biliyorum. Yani Anglo-Sakson dünya ile Çin'in karşı karşıya geldiği iki ana kutup, tabii alt kutuplar da olabilir mutlaka bunun içinde ama böyle bir düşünceniz olduğunu ben biliyorum.
bu biraz Çin'i konuşmamızda bizim fayda, biraz değil, epey konuşmakta evet. fayda var. Ve bu ABD-Çin çekişmesi giderek, dediğim gibi, bunun zemini de hazırlandı 2010'lu yıllardan sonra baktığımızda, diğer aktörlerin de güvenlik stratejilerine baktığımızda bunu görüyoruz. Diğer yandan Çin'e mesela Avrupa'nın bakışında Amerika'ya kıyasladığımızda daha nüanslı bir yaklaşım da olduğunu görüyoruz. ABD ile Avrupa arasındaki uzlaşının, örneğin NATO 2030 raporuna şu ifadelerle geçtiğini görüyoruz. Bu Madrid'de kabul edilecek NATO'nun yeni stratejik konseptine de esas oluşturacak ana rapordur. Çin hem bir sınama hem de bir fırsatlar ülkesi. Bu bir şeyi işte Avrupa'yla Amerika'yı bir ortak paydada birleştiren bir unsur oldu. Yani sırf Amerikan tezine bakacak olursak çok farklı bir dünya görürüz. Dolayısıyla biraz hibrit bir dünya karşımıza çıkıyor anlamda. Siz bunu nasıl, bunları nasıl görüyorsunuz? Burada bir önemli husus daha var. Evet, yani sizin tezinize alırsak Anglo-Sakson dünyayla, işte bu AUKUS Paktı oldu evet. ya geçen evet. Sonbaharda, Avustralya'yı, Japonya'yı işte da için içine alan, Tayvan'ı, Kore'yi belki, oraları da işin içine alan ve Çin'i orada çevrelemeye, dengelemeye dönük bir arayış. Öbür tarafta da tabii Çin'in buna mukabele etmesi, askeri anlamda değil de zaten ekonomik gücü çok yüksek olan bir ülke, bunu biliyoruz. Tabii bu acaba Ukrayna'daki bu savaşın da itmesiyle, etkisiyle veya Rusya-Çin ilişkilerini ne yöne doğru götürür? Onu da, bunları da analiz edebilirseniz. Tabii. Vallahi şöyle kıymetli Büyükelçim, bu savaşın, yani Ukrayna savaşının ilk günlerinde uzun bir mülakat vermiştim. Anadolu Ajansı'nda yayınlandı o mülakat. Orada ben dikkat çektiğim temel husus şuydu: bu Hindistan yüzyılının başlangıcıdır Ukrayna savaşı demiştim. Şundan Hindistan'ı çok önemsememin sebebi, işte yoğun nüfusu ya da efendim ne bileyim işte bizle kültürel bağları vesaire, onlar değil. Çok açık bir şekilde biraz önce bahsettiğiniz, aslında benim yakın dönemde beklediğim Anglo-Amerikan dünya ile Çin arasındaki kapışmada, amiyane tabirle, bir ihtiyaçtır Hindistan. Yani Hindistan olmadan Çin'le hiçbir şey yapamazsınız. Yani Çin'e karşı hiçbir şey yapamazsınız. Elinizdeki tek koz Hindistan. Dolayısıyla Hindistan'ı kaybetmemeniz gerekiyor. Amerika açısından baktığımda. Ama oraya gelmeden önce arzu ederseniz hani şöyle bir genel çerçeve çizmeyi isterim. O da şu: bizde böyle bir genelleştirmeyi çok severiz biz Türkler. Mesela Batı, Doğu vesaire. Yani ne bileyim işte ak, kara. Hayat öyle değildir halbuki. Nüanslar vardır biraz öncesinde zikrettiğiniz gibi. Şimdi Batı ne kadar Batı? Yani mesela Niall Ferguson'un bu The West and the West diye bir kitabı vardı, bir 10 yıl kadar evvel çıktı. Çok önemli bir soruyu sormuştu o. Batıyı Batı yapan nedir? Ve geri kalan dünya neresi? Emin miyiz biz hani bu sınırları bir yeniden çizelim diye. Şimdi Amerika ile İngiltere arasındaki ilişkiler limoniydi aslında. Biden iktidara gelişinden beri. Şöyle ki limoniydi. İngiltere'deki Tory iktidarı son derecede aslında Avrupa'dan haz etmeyen Muhafazakarlar yani Toriler dediğimiz, Avrupa'dan çok da haz etmeyen, yani eli değdikçe gidip birazcık Rusya'ya tokat atmak isteyen, ama bunun altında felsefi olarak bir şekilde küreselleşmenin yakıcı sonuçlarının artık sürdürülemez olduğunu tespit eden, dolayısıyla ulus kavramını bir şekilde yeniden öne çıkarmaya çalışan bir akıl dünyası var. Şimdi Biden'ın dünyasına baktığınızda ise bunun böyle olmadığını görüyorsunuz. O ise küreselleşme vesaire, işte ultraliberal değerler, onlar konusunda herhangi bir taviz vermek istemiyordu. Ancak 2021 yılının ilkbaharı ve yazında biz ilginç gelişmeler gördük. Bir şekilde Biden yönetiminin Boris Johnson'dan New Atlantic Charter'ı, yeni Atlantik şartını imzaladıklarını gördük. Haziran 2021. Haziran 21'de. Bunun öncesinde hemen ardından biliyorsunuz işte NATO zirvesi oldu, AB zirvesi oldu. Ardından Amerika-Rusya liderler zirvesi oldu vesaire. Orada bir rapproşman aradı aslında Biden. Yani bir orta yol bulabilir miyim Amerika adına diye.
Ancak bir hakikat var ortada. Şimdi Amerika'nın çok ciddi bir enflasyon sorunu var. Özellikle pandemi ciddi anlamda vurdu. Biliyorsunuz 1971 Nixon şoktan beri de Amerika istediği kadar döviz basabilen, yani kağıdı basabilen bir ülke konumunda. Ancak bunun enflasyon sonuçlarını 1980'li yıllarda para yakarak, yani bayağı kağıt paraları yakarak ortadan kaldırmışlardı. Şu an durum öyle değil. Yani Amerikan doları emisyonu ile Amerikan üretimi ve ekonomik hacmi arasında ciddi bir orantısızlık var. Ve yükselen bir Çin, ekonomik olarak yükselen ve dünya ticaretini domine eden bir Çin var. Şimdi bunu kıymetli seyirciler pek yok yerde görmüştür. Dünya haritası üzerinde ticari partneri Amerika olanlar ve Çin olanlar. Dünya haritası kıpkırmızı, öyle söyleyeyim size. Çin, yani Çin. Çin yapıyor dünya ticareti. Şimdi burada bir yükselen güç var, hakikat bu. Artı Amerika'nın kendi iç sorunları var. Artı Amerika ve İngiltere arasında sorunlar var. Ve Biden bir denge bulmak istedi. İki şeyin arasında denge. Tam zıttı olarak anlattığı Trump ile kendisinin seçim öncesi vaatler arasında bir denge bulmak istedi. Ancak bulamadı. Ve burada bir şekilde asıl rakip Çin'se eğer, Kissinger'ın Trump'a tavsiye ettiği Rusya ve Hindistan'la ittifak yaparak Çin'i kuşatma politikasına gitmek durumundaydı. Ancak vaatleri vardı. Bir de bir establishment'ın kendi iç çalışma şeyi vardır sonuçta. Metodolojisi vardır. Yani öyle kolay bir dönüşüm değildi bu. Ve artı başka bir şey yani oldu. Yani Amerika'nın yerleşik düzeni tabii veya ki, müesses nizam dedikleri. Müesses nizamın kendi bir iç akıl dünyası var ve bir sürekliliği var. Yani öyle pat diye çeviremezsiniz. Hani politika öyle bir şey değildir. Aklıma esti. Haydi bakalım değiştiriyorum. Bakın dünyanın en doğru şeyini bile bulsanız politikada onun hazırlanması gerekir. Toplumun hazırlanması gerekir. Süreçlerin hazırlanması gerekir. Dolayısıyla orada başka bir şey yaşandı. Aralık ayında bu hengameyi gören Putin inanılmaz maksimalist taleplerde bulundu. Hem NATO'dan hem ABD'den. Ve zannediyorum İngilizler de... Tam burada bir buyurun, parantez lütfen açalım. Çünkü bu enteresan bir konu. Putin'in biliyorsunuz tuzağa düştüğünü iddia edenler de var. Yani bizim kapoyla da bu tartışıyor. Yani bu kadar büyük geçmişe olan bir devlet fevkalade geniş bir kültüre sahip bir ülke ve toplumdan konuşuyoruz. Ve ondan sonra diyoruz ki Putin başkaları gibi kandırıldı ve Ukrayna'nın içine çekildi. Şimdi böyle bir tezi Rus devlet geleneklerini ve tarihini ve kültürünü bütünlüğü içinde ele aldığımızda öne sürmek sizce gerçekçi mi? Gerçekçi. Şöyle şimdi bu Kantorowicz diye bir adam vardır. Kralın iki bedeni diye de çok güzel bir çalışması vardır. Şimdi orada bir kralı kral olarak anlatır, bir de bir insan olarak. Şimdi bu devletler için de böyledir tabii. Fakat hani bugünkü devlet başkanları yahut işte karar alma mekanizmaları için de geçerli olabilir. Lakin devletlerin karar almaları sokakta birbirine çelme takan insanların hareketleri gibi değildir. Şimdi bu tarz kavramsallaştırmalar, yani ömrü boyunca herhangi bir diplomatik görüşme görmeyen, siyasi tarih hakkında bilgisi olmayan vesaire insanların kendi hayat tecrübelerinden, işte eşiyle kavga eder, çocuğuyla bilmem ne sorunu yaşar, trafikte bir sorun yaşar, gider ekmeğini kazanır vesaire. Bakın bu sıradan insanlık çok güzel bir şeydir. Ancak uluslararası politika bu metaforlarla, buradan bilgi devşirerek anlaşılacak şeyler değil. Böyle tuzağa düşmeler, şunlar, bunlar, yani bunlar hani şey değil, gerçekçi kavramsallaştırmalar değil. Orada olan şey şuydu, Putin'in karar alma mekanizması ve analiz mekanizması şunu söyledi. Batı bize muhtaç. Batı derken kimi kastediyoruz? Amerika ve İngiltere'yi. Neden muhtaç? Çünkü Avrupa'yı kazanmak istiyor. Biz Avrupa'yı sıkıştırabiliriz. Bir, ama asıl önemlisi Çin'e karşı Hindistan'ı istiyor. Ve Hindistan benim elimde. Bu kartı ben tutuyorum. Dolayısıyla aklı varsa blöf yaptı. Eli yükseltti, öbür tarafta eli yükseltti vesaire ve işin geldiği nokta şu oldu. Rusya'nın bir şekilde güçsüzleştirilmesi, yıpratılması için geçici bir süreç ileri itilip kakılacaktır. Asyalılaştırılacaktır, şeytanlaştırılacaktır. Olan Ukrayna'ya olacaktır o arada ama Rusya epeyce bir şu an canı yanıyor. Sonrasında ne olacak peki? Sonrasında ana hatta geri dönecek dünya. Ana hat nedir? Ana hat çok basit. Yani şimdi 1938 yılında Allah aşkına Romanya'da şey vardı, demir muhafızlar.
faşistler iktidarda. Ya İngiltere'de bir başbakan Romanya'yı umursar mıydı sizce? Neyi umursardı? Hitler'e bakardı. Çünkü bir ekonomik güç ve askeri güç Almanya. Bir de Sovyetler Birliği'ne bakardı. Romanya'yı kim ne yapsın yani? Şimdi bugün içinde gerçekçi olmak lazım. Rusya'nın nükleer silahları olabilir. Var. Ancak kara ordusu ya da konvansiyonel askeri kapasitesinin çok düşük olduğu ortada. Başka? Üretim yok. Genç nüfus yok. E ne var? Devlet aklı. E güzel. E nükleer silahları olan ve emperyal hırsları olan bir devletten bahsediyoruz. Bu bir meydan okuma mıdır? Değildir. Neyle karşılaştırdığınızda değildir? Çin'le karşılaştırdığınızda değildir. Dolayısıyla ana hat Çin-Amerika karşıtlığıdır bu noktada. Bu çok açık. E peki Rusya ne bu? Şimdi neden Rusya ile çatışılıyor? Efendim bunu da çok absürt görmemek gerekir bu bahsettiğim ana çizgi içerisinde, ana çerçeve içerisinde. 1938 yılında Chamberlain ile Hitler'in Münih'te imzaladığı anlaşmayı hatırlayacak olursanız işte absürt olmadığı anlaşılacaktır. Chamberlain şunu demişti. Saf bir adam olarak anlatılır. Hiç de saf bir adam değil. Chamberlain son derece zeki, aklı başında bir adam. Adamın tabii bahtsızlığı kendisinden sonra çok karizmatik bir başbakanım. Yani Winston Churchill'in gelmiş olması. Ve savaşın kaybedilmiş olması. Ancak gerçekçi bir bakış şunu söyler. 1938'de Macaristan'da Szeged faşizmi varken, Romanya'da demir muhafızlar varken, Naziler iktidardayken, İtalya'da Mussolini varken, İspanya'da Franco varken, faşizm Avrupa'yı esir almışken bir de karşınızda Sovyetler Birliği var. Asıl tehdidin Almanya olduğunu görüyorsunuz. Peki Almanya ile Sovyetlerin çatışması ne kadar bulunmaz bir nimet olurdu? Bakın bunu zorladı Chamberlain, şansını denedi ama olmadı. Şimdi bugün baktığımızda da bu Ukrayna Harbi dediğim gibi bir ara aşamadır. Ancak asıl aşamaya geçerken eli çok kuvvetli masaya oturması istenmedi Rusya'nın. Eli zayıflamış ve mecbur olarak oturması istendi. Çünkü Batı'nın Rusya'dan çekinceleri olduğu kadar, yani onu bir meydan okuma olarak gördüğü kadar, şunu unutmayalım. Rusya-Çin ittifakı demek Rusya'nın yok olması demektir. Çünkü aralarında çok ciddi anlaşmazlıklar var. 145 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. O kadar geniş bir arazinin üzerinde Rusya. Takribi 1,5 milyarlık bir Çin'den bahsediyoruz. Sıkışmış nüfus. Bakın birincisi bu. İkincisi doğal kaynaklar. Sibirya doğal kaynak yatağı. Hem yeraltı hem yerüstü. Çin'in dibi. Çin yavaş yavaş kolonize etmeye başladı. Amur Nehri'nin kuzeyi sorunu vardır. Çin'le Rusya arasında 1870'ten kalmadır bu sorun. 1871 anlaşmasından. Türkiye'nin iki katı kadar bir topraktan bahsediyoruz. Çin orada hak iddia eder. Vesaire vesaire. Rus aklını bilenler şunu her zaman bilir. Rusya'da bir kelime vardır. Joltaya Ugroza, sarı tehdit. Bakın doğuya öyle bakar. Rusya öyle ya da böyle. Batı'nın bir parçasıdır zihnen. Batı onu kabul etmez bir yere kadar. Ama Rusya kendisini Batı'nın parçası olduğunu bilir. Dolayısıyla asıl mevzu burada Çin'le Anglo-Amerikan blok arasındaki mücadele. Burası bunun sürdürülebilmesi için Hindistan'ın kazanılması gerekiyor. Hindistan'da Rusya kartını, yani daha doğrusu Rusya ile olan bağlarını koparıp atmıyor. Çünkü onlar da şunun hesabını yapıyor. Cephe hattında o ben olacağım. Evet, Batı bana yatırım getirecek. Evet, Batı beni kalkındıracak. Evet, Batı beni askeri paktına alacak. Ama cephe hattında ben varım. Niye Rusya'ya bırakayım ki? Dengelemek için Batı ile kuracağı yeni yakın ilişkileri Rusya'yı da illaki yanında istiyor. Son bir aydır Hindistan'a yapılan ziyaretlere baktığımızda müthiş bir trafik ortaya çıktığını görüyoruz. Lavrov gitti, tabii, Blinken gitti, tabii. Austin, Amerikan tabii, Savunma Bakanı tabii. gitti. Bugün Ursula von der Leyen orada. Hatta galiba bir ticaret ve teknoloji anlaşması da. Valla en zayıf, eli zayıf olan onlar. Çok evet. belli. Yani Amerika'nın eli kuvvetli ama Amerika'nın diplomatik kapasitesizliği var bu bölgeye dair. Ben en çok 3 gün önceydi Boris Johnson ziyaretini önemli. İngiltere gitti. Doğru. İngiliz, o asıl olan odur. Gitti. Çünkü evet. Hindistan öyle ya da böyle işte yok postkolonyal çalışmalar deriz, yok efendim işte postkolonyal bilinç deriz vesaire ama kolonyalizm öyle bir şeydir ki toplumu dönüştürür, DNA'sını dönüştürür. Yani o Commonwealth evet. üyesi olmuş evet. olmak. Evet. Orada bir akıl dünyası var ve İngiltere'nin oradaki network'ünü hiç küçümsemeyelim. Mesela ben İngilizlerin bu Afganistan'dan Amerika'nın çekilmesi sırasında yaşanan rezalete bu kadar tepki göstermesini hep buna bağladım. Çünkü Afganistan'dan böyle çekildiğiniz anda Afganistan'ı birisine bırakıyorsunuz. Onun adı Çin.
Hintliler de hop oturdu, hop kalktı. Yani evet. Benim birincil düşmanıma sen Afganistan'ı terk ettin dedi. Ondan sonra ben sana nasıl güveneyim diyor Hintliler. İşte İngilizler zannediyorum o yüzden hani bizim bunlara ihtiyacımız var. Sen niye bunu beceremiyorsun diye Amerikalı kuzenlerine kızdılar orada herhalde. Ama burada Avrupa Birliği'nin pozisyonu çok tabii söyleyeyim netameli, muğlak ve bir empotans aslında. Yani Avrupa dediğimiz şey şu an stratejik bir empotans. Kapasitesizler gerçekten. Ordu yok. Nüfus deseniz inanılmaz yaşlı bir nüfus. Göç sorununu çözmeleri çok zor. Bakın bu kadar hani Avrupa dediğiniz şey kolay transform olabilen bir yapı değildir. Çünkü oturmuştur. Çok severim ben Franz Kafka'nın Amerika'ya dair yaklaşımını. Şatoları yok diyor. O yüzden esnek. Çok doğrudur. Ama Avrupa'nın bir aklı vardır, bir oturmuşluğu, olgunluğu vardır. Tarkovski de der ya, yaşlandıkça esneme kabiliyetinizi yitirirsiniz diye Stalker filminde. Onun gibi Amerika gençtir. Esner, oraya yatar, buraya yatar, değişir, dönüşür. Ama Avrupa'nın değişmesi çok zordur. Ve içinde bir ırkçılık nüvesi vardır Avrupa'nın her zaman için. Şimdi göç sorununu çözemiyor, nüfus sorununu çözemiyor. Ciddi ekonomik kapasite sıkıntısı var. Çin'le ticaret yapmak istiyor ama arada Rusya var ve Türkiye var. O kuşak yola karşı çıkıyor. Amerika çok da hoşnut değil bu durumdan. Amerika ve İngiltere ben bu Çin'le kapışacağım diyor. Vesaire vesaire. Avrupa'nın durumu yani gerçekten içler acısı. Orada hani Brexit çok ciddi bir kırılma. Onu tespit etmemiz lazım. Yeni dünya ne zaman kuruldu? Bence birinci adım Libya'nın bombalanmasıydı Sarkozy döneminde. Yani herkesin herkese düşman olduğu ve sistem dışı hareketlerin ilk örneğiydi Libya. Yani Amerika'nın Irak'a vurması değil herhalde çünkü o süper güçtü o dönemde. Ama bir Fransa büyüklüğünde bir gücün Libya'yı vurması bir kırılmaydı 2011. Ardından gelen şey... Ama nefesleri 3 gün yetti. Tabii. Taşansı hocam ondan sonra NATO'yu devreye sokmak zorunda kaldılar. Bakın o beceriksizlik işte. Sonrası asıl kırılma, yeni dünya nerede kuruldu? Brexit'tir. Yani Brexit çok ciddi anlamda bir Belle Époque diyebileceğimiz böyle 90'dan 2015'e kadar süren umutlar dünyasını sona erdirdi. Neyle sona erdirdi? Ulusal çıkar diye bir kavram vardır. Yani UK is back aslında. Yani Biden'ın işte America is ulusal back diyor çıkar ama, ve ulus devletin ön plana çıkması. Tabii ki şimdi Avrupa Birliği ideali bu değildi. Bir Avrupa üst kimliğinin altında ergimiş, kaynaşmış değil mi? Bir sebze çorbası istiyorlardı. Yani sebze çorbasında hiçbir sebzenin tadını ayrı almazsınız ya. Halbuki İngilizler önce dediler, yok biz meyve salatası olalım dediler hep beraber. Baktılar olmuyor, Almanya bastırıyor. O zaman meyve salatası da olmayalım deyip ne diyeyim, karpuz işte atladı tabaktan kenara, ben tek başıma gideceğim. Şimdi bu sadece siyasi sonuçları, günlük siyasi sonuçları olan bir şey değil. Zihin dünyasına dair, insanlığın yaşadığı konjonktüre dair köklü bir durumdu. Brexit o anlamda çok ciddi bir kırılmadır diye düşünüyorum. Şimdi tekrar uzak doğuya dönecek olursak evet yükselen bir Çin, gelişen ve çığır açan teknolojilerde ön plana geçmiş bir Çin. Evet. Yapay zekada 2030'da dünyanın süper gücü, yapay zeka anlamında da olmayı hedefleyen bir Çin. 2050 yılı geldiğinde dünyanın en gelişmiş ve en önde olan bir ordu tesis etmeyi hedefleyen bir Çin. Dolayısıyla bir taraftan işte Amerika yanı sıra İngiltere Çin arasındaki çekişme, onun uzak doğuya, Güney Çin Denizi olsun, Doğu Çin Denizi olsun yansımaları, o bölgedeki dengelerin sarsılmaya başlaması vesaire, Hindistan'ın ön plana çıkması. Şimdi bir şey daha var tabii, biz alt kıtaya gittik. Hı hı. Daha doğrusu uzak doğuya gittik, tekrar alt kıtaya döndük. Afganistan'dan geri çekilmenin travmasıyla birlikte bir de bir Pakistan faktörü var. İşte biliyorsunuz daha yeni İmran Han güvensizlik oyla iktidardan uzaklaştı. Bir iddia ortaya attı. Onu bilemeyiz tabii, ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemeyiz ama işte ABD'nin darbesidir bu dedi. Bu acaba bu geniş Orta Doğu'da yani bir kolu da Orta Asya'nın işlerine kadar giden diyelim geniş Orta Doğu bölgesindeki liderler genelde biliyorsunuz sorunları hep dışarıya havale ederler. Doğru. Yani dışarıda hep dışarıda yapılır, içeride aslında her şey çok iyi gidiyordur ama işte bu dış taraftaki ülkeler
bu tür oyunlar falan oynar. Yani siz buna nasıl bakıyorsunuz? İmran Han'ın iktidardan uzaklaştırılması, güven oyu. Parlamentoda oldu bu nihayetinde. Parlamentoda güven oyu alamadı. Alamadı, uzaklaştırıldı. Şahbaz Şerif miydi yerine gelen? Evet. Değil mi? Nawaz Şerif. Nawaz Şerif. İşte yani onlar da bilinen figürler tabii Pakistan siyasetinde. Afganistan çekilmesi, Pakistan'daki bu gelişme, Hindistan'ın yükselmesi, alt kıta, bunun Orta Asya'ya yansımaları, bu durumda Orta Asya Türk Cumhuriyetleri nasıl konumlanacak? Şimdi bir de çekişmeden bahsediyoruz. Anglo-Sakson dünyasıydık bir tarafta, başta ABD, İngiltere olmak üzere. Bu Sakson deyince Almanlar da biz de Saksonuz der ama neyse. Öyle derler. Yani. Bence de öyledir. Ben de hep öyle görürüm. Ne yalan söyleyeyim yani. Öbür tarafta Çin. Şimdi bir Ukrayna krizi hala devam ediyor. Bir çıkış yolu şu an itibariyle görülmüyor. Umarız bulunur. Bir Rusya faktörü. Bunun bu sıkışmışlığın, bu kıskacın her neyse Hindistan üzerinden Hindistan-Pakistan ilişkileri. Pakistan'daki bu İmran Han'ın güven oyunu kaybedip hükümetten çekilmesi. Afganistan sınaması hala önümüzde duruyor. Bitmiş değil. Bakmayın. Yani şimdi biz hep Ukrayna'ya odaklandık. İster istemez ama orada daha devam ediyor sıkıntı. Bize kadar ucu geliyor. Kıymetli yani, ülke açmış. Evet, şimdi Türkiye'ye İran'da geliyorlar mesela. İran'da birikmiş Afgan göçmenleri İran salacak belli yani. Evet. O hani bize kadar o şeyi geliyor. Dokunan bir şey bu. Bu nasıl bizim Orta Asya Türk Cumhuriyetleri de bir ölçüde sıkıştılar tabii, şimdi. Tabii. Böyle bir acaba alt kıtayı da içeren, uzak doğu bağlantısını da koyan ama Orta Asya'yı odak alan bir analiz yapacak olursak siz neler söylemek istersiniz? Valla kıymetli bir kaç, akşam kıymetli seyircilerin de moralini bozmak istemem ama yani böyle bana çağrıştırdığı, bütün bu ortamın çağrıştırdığı birinci umumi harp öncesi bir ortam var dünyada. Yani bunu tespit etmemiz lazım. Gerçekten Hobbesian, herkesin herkese düşman olduğu bir insanın kurduğu durum. Tabii ülke ülkenin kurdudur şu an ve herkesin, her ülkenin ulusal çıkar etrafında o kavram çerçevesinde birbiriyle çatışmaya son derece teşne olduğu ve ne yazık ki barış kurucu iradenin yahut dinamiklerinde nadiren gözlemlenebildiği bir dönemden geçiyoruz. Şimdi böyle bir dönemin içinde mesela ne bileyim hani ben çok öğrencilerime her zaman söylediğim bir kitaptır. Başımıza Gelenler diye bir kitap vardır biliyorsunuz. Mehmet Arif Bey'in. Hep onu söylerim. Başımıza gelenleri iyi okumayan Türk milleti Allah göstermesin bir daha Mehmet Akif Bey'e İstiklal Marşı yazdırır. Yani bu böyle bir şeydir. Şimdi Mehmet Arif Bey'in yazdığı dönemde baktığımızda harbin öncesi dönemdir zaten. 19. asrın ikinci yarısı. Ve hani oradan baktığımızda da Türkiye'nin mesela çok ciddi bu işlerin de içinde ne kadar bizi etkilerini görüyoruz. Kafkasya. Mesela Bakü. Değil mi şimdi hani Nuri Paşa'yı hatırlıyorum ben. Ondan sonra Kasım Savaşı'nı hatırlıyorum 2021 yılında. Çok benzerlikler var. Efendim Irakeyn deriz biz hep. İran ve Irak'ın ikisine beraber. İki Irak anlamında. Valla Irakeyn şu an çok hassas Türkiye açısından. Suriye. Halep vilayetidir. Yani bu bir şekilde çok kıymetli ve Türkiye açısından önemlidir. Bizim içimizde artık Halep. Yani nüfus itibariyle Türkiye'nin içindedir Halep artık bugün. Bizim oradaki Türkmenler, vallahi kimsenin konuştuğu yok. Evet, onlar da ilginç bir şey yani. Gündemden bu şey değil hani, bizim Türklerin de böyle bir şey var. Hani kendimize dair birincil öncelikleri çok çabuk unutabiliyoruz. Şimdi burada şuraya bağlayacağım. Orta Asya coğrafyası, yani Türkistan coğrafyası, bakın bütün bu oyunun merkezinde. Biz bunu nereden hatırlıyoruz? Great Game denirdi malum. Büyük oyun. Büyük oyun. 19. asrın sonunda büyük oyun neydi? Rusya ve İngiltere arasında Orta Asya mücadelesiydi. Sonra bu mücadeleye iki büyük güç daha karıştı. Ya Afganistan da odak olmak kaydıyla. Kesinlikle. Yani nerede başladı büyük oyun? İki tane İngiliz istihbaratçısını gören, nerede görüyorlar Kabil pazarında kavun alırken? İki tane Rus istihbaratçısı bunları görür, bunlar burada ne arıyor der. Onlar da der ki bunlar burada ne arıyor. Büyük oyunun başlangıcı budur, bakın Afganistan'dır. Ama Afganistan büyük Türkistan'ın bir parçasıdır eninde sonunda. Şimdi dolayısıyla bizi en çok ilgilendiren konu bu. Ancak bu büyük oyuna 19. asrın sonunda ve 20. yüzyılda biliyorsunuz iki güç daha katıldı. Bir Alman Turancılığı diye bir şey çıktı ortaya.
Almanya'nın değil mi Pamir Dağları'nı hedef yani. Alan oraya bakan bir yaklaşımı yani Ostpolitik, o ilk orijinal Ostpolitik'tir. Ondan sonra öbürü nedir? Japon Turancılığı. Japonya. Dedi ki işte Türkler, Koreliler, Japonlar birkaç tane de unsur say, bunlar Büyük Asya İmparatorluğu falan. Şimdi bakın uluslararası politikanın göbeği ya da kalpgahı, Heartland denir ya kalpgahıdır Orta Asya ve bizi çok ilgilendiriyor. Şimdi bütün bu genel uluslararası politik çerçevenin içerisinde doğrudan doğruya Kazakistan olaylarını yaşadık. Şundan da kaç ay oldu? 5-6 ay oldu. Ocak ayında. Hemen yeni yıl girmesiyle birlikte 2 Ocak'ta. Ha düşünün yani bunu yaşadık. Özbekistan bakın inanılmaz tedirginlik algıladığını her şekilde ortaya koyuyor. Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki çatışmalar yani çok hani naif bir gözle bakacak olursanız sınır çatışmaları işte canım su yani hep olur zaten aşiretler öyle değil ama yani orada Çin'in ve Rusya'nın belli bir şekilde belli yerleri elde tutmaya başladığını ve itişip kakışmaya başladığını da görebiliyoruz. Dolayısıyla bizi bu önemli çok bir ilgilendiriyor. Yani Orta Asya üzerinde, Orta Asya ölçeğinde Rus ve Çin çıkarlarının karşı karşıya gelmesi karşı ve bunun yansıması gelecek. Ama çok açıktan da telaffuz edilmiyor asla. Veya ve bakın ikisi de çok akıllı. Analiz edilmiyor. İkisi de bu çerçevede şunu farkında ufak bir konuda yaşanacak bir çatışma daha makro plandaki ortak çıkarlarını zedeleyebilir. Efendim yani hariciyede değil mi hep yeni başlayan aday meslek memurlarına ne diyorsunuz? Ehemle mühim arasındaki farkı bil. Şimdi politika öyle bir şeydir. Ehemle mühim arasındaki farkı bilmektir. Şimdi çok affedersiniz de yani 3 tane köyün suyu su hattı kocaman uluslararası politikayı değiştirmez. Ama bakın burada biraz önce saydığınız bütün bu kaotik ortama bir şey daha eklemek lazım. Ben onu asıl çok önemsiyorum. Bir Çin karakterli Bretton Woods tartışması. Bakın şimdi Suudi Arabistan dedi ki ben Yuan'la satacağım petrolümü. Ya bu ne demek? Yuan'la satacağım. Şimdi bunu söyleyince böyle normal bir... Hayır efendim bu dünyanın sallanması demektir. Şimdi bütün bu konuşmalardan şu neticeyi de çıkarmak mümkün. Her ne kadar bugün Ukrayna'da fiili çatışmaya odaklanıyor olsak da aslında bunun bir de finansal dünyada büyük sarsıntıları olduğunu da görüyoruz. Buna tanık oluyoruz. İşte bu kripto paraların çıkması, Çin'in Yuan'la, efendim Rusya'nın rubleyle satışlar yapması, artık onu ulusal para birimlerini hani bir dolar gibi takdim etmeleri vesaire. Şu bu dolayısıyla orada da büyük çatırtılar var. Karşımızda bir de o var. Yani aslında belki de her taraf çatırdıyor. Ukrayna'da büyük bir şiddet maalesef. Finansal dünyaya yansıyan sarsıntı, enerji dünyasında ortaya çıkan darboğazlar, gıda tedariğinde karşılaşılan büyük sıkıntılar vesaire, çok çok çeşitli alanlarda ve cephelerde ihtilafların artık filizlenme de değil, kök salmaya maalesef başladığını görüyoruz. Bu da tabii karşımıza hoş bir tablo çıkartmıyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım arzu ederseniz Taşansı Hocam. Biraz bu finans dünyası nereye gider? Yani Çin'in giderek hakimiyet kazandığı, ki aslında dolar rezervleri de çok yüksek. Amerikan hisse senetlerini de elinde çok tutuyor ama bir taraftan buna bakalım. İkinci bir soru, bu çekişme ortamında aslında bizim için de çok önem ifade eden kuşak yol projesinin geleceği nasıl etkilenir bundan? Çin bu sevdadan tırnak içinde vazgeçer mi geçmez mi? Bir de son olarak bu konuda sizin analiz ve algılamanıza gerçekten önem veriyorum. Zaman zaman kendi aramızda konuştuğumuz bir konu ama şimdi bahsettik ya demin, işte fiili savaş var, finans dünyasında ihtilaflar ve yeni gelişmeler, yeni evrilmeler var. Efendim işte gıda dedik, enerji dedik, buraya yansıyan şeyler var. Bir de bu dünyaların üzerine oturduğu kültürel idealler arası bir ihtilaftan acaba bahsedebilir miyiz? Yani bunu... Hani herkesin anlaması açısından söyleyeyim. Bir de bir demokrasi, otokrasi karşıtlığı. Böyle bir cephede görüyor musunuz? Bu üç soruyla birlikte müsaade ederseniz programa son vereceğiz. Estağfurullah. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Şimdi bu hani dolar yerine rubleyle yapıyorum ya da öbürü yuanla yapıyorum falan. Bunlar çok önemsiz gibi görünüyor. Ama bakın dünya tarihi boyunca hep bir tane kur üzerinden uluslararası ticaret yürütmüştür. Bunun iki tane istisnası vardır insanlık tarihinde.
Bir tanesi Napolyon savaşlarıdır. Öbürü de iki harp arası dönemdir. Onun dışında hep tek paradır. O tek paranın ne olduğu da çok kıymetlidir, önemlidir. O hegemon gücü belirler zaten. Şimdi 1944 Bretton Woods sistemi Amerika'yı, Amerikan dolarını bu hegemon haline getirdi. Ve bakın Sovyetler Birliği sözde soğuk savaştı, sözde sosyalizm, kapitalizm mücadelesiydi. Buna meydan okumadı. Evet. Ne siz öyle yaşayın dedi, biz de bu tarafta kendi aramızda yaşarız vesaire. Küresel bir meydan okuma gelmedi Sovyetler Birliği'nden. Ticareti de dolar üzerinden yaptı. Ticareti de dolar üzerinden yaptı ama ne anlaşma yoluyla. Evet. Her bir ticari anlaşmayı ayrı ayrı yaptı vesaire. Yani dolayısıyla serbest sistem içine girmedi. Ancak bakın bugün bahsettiğimiz husus Çin karakterli bir Bretton Woods dediğimizde o şu demektir. Amerika'nın hegemon olmasına meydan okumak demektir. Birincisi bu. İkincisi 1971 Nixon şokunun özelliği şudur. Bretton Woods doları altına bağladı. Yani siz gider dolarınızı verirdiniz, istediğiniz kadar altınızı alabilirdiniz. 71 şoku altınla doların bağlantısını kesti ve bu Amerika'yı asıl süper güç haline getirdi. Yani Vietnam yenilgisi bir şekilde Amerika'yı gerçek süper güç haline getirdi. Koşulsuz para basma hakkı. Şimdi bakın eğer siz bunu kaybederseniz şu anki Amerikan ekonomisi yok. Biter. Biter yani. Batı hakimiyet dediğimiz şey bunun üzerine kurulu. O yüzden büyük meydan okuma. Çin'in bu meydan okuması. Bunu iyi bir anlamak lazım. O yüzden bunun altını çiziyorum. Diğer bir husus teknolojik dönüşüm. Şimdi bakın bu big data, yani büyük data artı blockchain değil mi? Ve artı yapay zeka. Bu üçlü yeni dünyayı kuruyor şu an. Yani nasıl buhar sanayi dünyasını kurdu? Sanayi dünyası deyince de aklınıza bir tane fabrika gelmesin ne olur. Bugün bildiğimiz kentler, bugün bildiğimiz kafe kültürü, yemek yeme kültürümüz, aile hepsi buna bağlıdır, buhara bağlıdır. O yarattı bu dünyayı. Bugün de yeni bir dünya kuruluyor. Ve o yeni dünyanın nasıl kurulacağı, bunun ahlaki zemini, bunun dinle ilişkisi, bunun sosyolojiyle ilişkisi, bunun ideolojik yansımaları, bunun siyasal örgütlenme şekilleri. Bakın bunların hepsi muğlak. Şimdi dünyanın içinden geçtiği dönem tam da böyle bir muğlaklık dönemi. Ha, muazzam bir hatta belirsizlik. Kesinlikle. Evet. Bu aynen 18. asrın sonuna benzer. Yani sanayinin yükseldiği, kentleşmenin başladığı, kırdan kente göçün oluşmaya başladığı, sansküllerin ortaya çıktığı, aynı şekilde milliyetçiliğin ortaya çıktığı, Fransız laikliğinin kök saldığı vesaire vesaire. Bu bizim bildiğimiz her şey. Şimdi bakın bize bildiğimiz her şeyi yeniden tarif etmemizi gerektirecek gelişmeler oluyor. O yüzden uluslararası politika belirleyenlerden bir tanesi ama belirlenen alanlardan da bir tanesi. Hani buna bir dikkat çekmekte fayda var diye düşünüyorum. Üçüncü son kuşak sorumuz yol, vardı. Olur, kuşak yol konusunda şimdi yani oradan Türkiye çok çok önemli geçiş attı. Bizi ilgilendiren en önemli yer İran kuşak yol konusunda. Çünkü Hazar, yani bir Hazar denizi. Bir de Acem Denizi. Türk dünyasını bu ikisi böler malum. Ve buradan geçecek bir ticaret yolu da bu iki denizin bir tanesinden geçecek. İran diyor ki benden geçsin. Hazar'dan geçmesin. Ya. Bir. İki, Türkiye'nin güneyinden diyor Türkiye'ye bağlanarak geçmesin, benden geçsin. Dolayısıyla hani şu an bana sorsanız neye bakıyorsunuz? Ben teknolojik gelişmeye bakıyorum. Bir. Finansal ilişkilere bakıyorum. 2. Ekonomik dönüşüme bakıyorum. 3. Uluslararası politikada Çin'e ve Hindistan'a bakıyorum. Bölgesel olarak Türkiye'ye dair birinci olarak nereye bakıyorsun derseniz Ukrayna yanıyor tabii oraya bakacağım beklenir ama vallahi ben İran'a bakıyorum. Yani Türkiye açısından şu an hem Suriye hem Irak hem Kafkasya konusunda hem de ticaret hatları ve enerji geçiş hatları konusunda İran kritik önemde şu an. Ve İran'ın bir şekilde Pakistan'la olan ilişkisi ama İran'ın Çin'le olan ilişkisini çok iyi değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bunu hep söylüyorum. Kasr-ı Şirin hattı artık İran-Türkiye sınırı değil. Kasr-ı Şirin artık Batı ile Çin'in sınırı. Türkiye'nin de zannediyorum bunu değerlendirecek sizin işte mensubu olduğunuz kurumumuz gibi pek çok kıymetli kurumu vardır. Benimki dışarıdan naif ve genel geçer akademik değerlendirmeler diyeyim. Ama biz de tabii Hazar geçişlerini Azerbaycan üzerinden hatta kalıcı bir barış olması takdirinde kalıcı barıştan bahsediyoruz. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan geçişi zaten tabii var. Oradan olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla bizim de orada ulusal çıkarlarımız bağlamında
bu kuşak yolunun ilerleyen safhalarında İran'la, ekonomik anlamda söylüyorum tabiatıyla, ekonomik ve ticari çıkarların karşı karşıya gelmemiz mümkün olur. Çünkü biz de İran'a tırnak içinde söylüyorum, ulaşım hatları bakımından, ulaşım koridorları bakımından bağımlı kalmayı arzu etmeyiz tabiatıyla. Ama Orta Asya ile olan bağlantımızın pekişmesini ve bunun Kafkasya boyutunun güçlenmesini elbette arzu ederiz. Dolayısıyla orada ileride bir ulusal çıkarlar arası çatışma gözüküyor gibi. Şöyle kıymetli Büyükelçim, ben hep ona inanırım. Akademisyenlerin görevi biraz işaret fişeği atıp kötümser konuşmaktır ki yetkililer o konuda zarif sanat icra edebilsinler ve çatışmayı değil barışı nasıl inşa edebileceklerini düşünsünler diye. Zaten vurgum o anlamdadır. Daha şanslı hocam, son olarak kısaca biliyorum zaman zaman konuşuyoruz bu konuyu aramızda ama hani şu böyle bir tez de ileri sürüldü. Aslında Ukrayna ölçeği ve ötesinde demokrasilerle otokrasilerle karşı karşıya geldi diye. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Bu konudaki görüşlerinizi paylaşabilir misiniz lütfen? Ben buna inanmayı çok isterim bir sosyal bilimci olarak. Dünyanın o şekilde daha güzel bir dünya olacağına inanırım. Yani düşüncelerin, yaşam şekillerinin karşılıklı rekabet ettiği ve birbirini ikna etmeye çalıştığı bir ortamın. Barışçıl rekabet ama. Tabii ki. Ancak bunun gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Şundan, bu Kur'an'da vardır Tuba ağacı. Ters duran bir ağaçtır. Ben sosyal bilimciyim. Ben yapılara inanırım. Ve değerlerin bir şekilde bir şeylerin sonucu olduğunu bilirim. Demokrasiyi oluşturan şey ulus kavramıdır birincisi. İkincisi kamusallıktır. Ulusal kamusallığın içerisinde demokrasi milliyetçiliğin, yani milletin kendini ifade etme, kendini yönetme şeklidir, usulüdür, metodudur. Şimdi zaten hani milliyetçilikten demokrasiye çıkarırsanız geriye ne kalır? Kavim kalır. Yani o da matah bir şey değildir Allah için. Ancak bütün bunlar dediğim gibi belli toplumsal dinamikler ve belli konjonktürlerin ürünüdür. Şimdi dolayısıyla ben bu su bardağı burada dursun istiyorum ama bu masada burada durmasın istiyorum. O bardak oradan düşer. Yer çekimi diye bir şey var. Su bardağıyla uğraşmam. Su bardağı burada dursun istiyorsam benim bu masayla uğraşmam lazım. Şimdi dolayısıyla bu sadece ve sadece şu anki demokrasiler versus işte otokrasiler belli bir meşrulaştırma aracıdır dış politikadaki hamleleri. Çünkü aksini çok rahatlıkla görüyoruz. Mesela İran'la yakınlaşma çabaları hangi demokratik gereklilikten çıkmaktadır sorusunu ben sorarım. Ya da Hindistan hani Modi otoriter liderlerin başıydı. Niye bu kadar uğraşıyoruz diye belki sorulur. Dolayısıyla hani benim beklentim sosyal bilimci olarak toplumsal dinamiklerin demokrasi talebidir. Bunu çok ciddiye alırım. Ancak hani çıkıp da hiçbir zaman bizim mülkiyeliyiz ikimiz de hani şeyimiz bellidir, birikimimiz, literatürümüz. Bir burjuvadan işçi hakkı sloganı beklemem ben. Ya da duyduğum zaman da ciddiye almam. Öyle söyleyeyim. Yani belki çeşitli ülkeleri bir arada tutan ortak değerler yerine belki o büyük devinimlerin veya devrimlerin olduğu zamanki idealler belki. O ideallerin ortak paydaları arasında bir ihtilaftan belki de bahsedebilirsiniz. Daha ziyade değerlerden ziyade hep idealler üzerine odaklanıyorsunuz. Ben bunu biliyorum, ben sizin tezinizi. Onun için bu soruyu sordum. Bugünkü programın sonuna geldik. Taşansı Hocam bize kalsa tabii biz eski iki mülkeli olarak sabahlara kadar konuşuruz ama maalesef programı sonlandırmak durumundayız. Size bu programa katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler, yaptığınız gözlemler için ve değerli zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum tekrar. Program sonunda hep böyle küçük bir özet yapıyoruz. Sayın izleyiciler, biz bugün tabii ister istemez Ukrayna kriziyle girdik. Ukrayna krizinden çıkamadık tabii ama Uzak Doğu'ya yöneldik ve yükselen Çin'in dünya siyasetindeki etkileri, Amerika, İngiltere ve Çin arasındaki ihtilaf, bunun Rusya bağlantısı, Rusya boyutu, oradan da alt kıtaya indik Hindistan'a, Afganistan ve Pakistan üzerine değerli hocamızın gözlemlerini dinledik. Sonra
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine bu böylesine büyük bir rekabet ortamında her anlamda, her alanda sıkışan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ne yapabilir, bunu nasıl hissediyorlar? Ona bir parça değindik. Dünyanın finansal geleceği açısından farklı bir düzene doğru gitmekte olduğu gözlemini yaptık. Kuşak yol üzerinde kısaca durduk. Keşke daha fazla durabilirsek. O çerçevede Türkiye-İran arasında ortaya çıkabilecek ileriki dönemde hatta belki filizlenmeye başlanan bir ulusal çıkar çatışmasından belki de söz etmek mümkün. Bakacağız ama Türkiye'de bu ısrarından vazgeçmemesi lazım. Kendisini Kafkasya üzerinden Orta Asya'ya bağlayacak o yolu ve o koridoru pekiştirecek tasarıdan asla Türkiye'nin vazgeçmemesi lazım. Bölgesel dengeleri de gözeterek oradaki çıkarlarını mutlaka bir taraftan korurken diğer yandan geliştirmeye yönelmesi lazım. Çünkü o Orta Asya'ya uzanan kuşak bizler için çok önemli. Çok. Ondan sonra en son bu konuda farklı görüşleri olduğunu bildiğim için özellikle sormak isterim. Demokrasi, otokrasi rekabetinde miyiz? Bunu nasıl algılamak lazım gelir? Bunu hani ortak değerler diye formüle edilen o bütünlük içine mi odaklayacağız? Yoksa ortak idealler arası bir çekişmeden mi söz ediyoruz? Ona mı yönelmemiz gerekir diye bu konuda Taşansı hocamızın görüşlerini aldık. Ben bu programa doyamadım açıkçası ama sağ olun, Taşansı hocam da eğer bilmiyorum ileride tekrar bir araya gelmekten tabii büyük memnuniyet duyacağım ama bilmiyorum kendisinin İnşallah. Gönlü olur mu, iradesi olur mu bilemeyeceğim. En yakın zamanda. Ama her şeyi konuşamadık. Hedeflediğimiz her şeyi konuşamadık ama tekrar kendisine teşekkür edeyim ve hep bütün değerli izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. İyi bir hafta geçirmelerini umuyorum. Hoşça kalın.